أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Konumuzun başlığı 3. 4. ünite Es-Sünnetün Nebeviyyetü. Nebevi sünnet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle ilgili bir makale. Şurada ma kablel kıraeti demiş. Yani makaleyi okumadan önce bilinmesinde fayda olan şeyler. Mâdâ nüsemmî akvâle rasûli sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin sözlerine ne ad veriyoruz? Ve ef'âlehu fiillerine ve takrirâtihi takrirlerine. Sünnet kaç ayrılıyor? Takriri ve fiili, kavli, takriri. Bir manada böyle. Fiili, kavli ve takriri. İki, mâdâ tefhemü, ne anlıyorsun? Min hâdihil âyeti, şu ayetten. Ve mâ yandıku anil hevâ in huve illâ vahyun yuhâ. Ve mâ yandıku, peygamber konuşmaz. Anil hevâ, arzusundan. Kendi isteklerine göre konuşmaz. İn huve, ancak olmadı. İllâ vahyun yuhâ. Onun konuştukları ancak kendine vahyedilen ilahi bilgiler. Vahiydir. Vahiyden başka bir şey konuşmaz. O zaman sünnetler de vahiydir. İbadetlerle ilgili sünnetler de neymiş? Vahiydir. Bunlar tabii soru bunlar. Üç, el tarifü, biliyor musun? Mesadir-i teşri'il İslamiyye. Mesadir ne demek? İslam yasal, İslam'ı yasalaştırmanın ya da İslam yasalarının kaynaklarını. Mastar kaynak, mesadir kaynaklar. Mesadir ne demekmiş? Kaynaklar. Üzkür, zikret ehemme mastareyni, iki önemli kaynak, minha, o kaynaklardan. Birinci kaynak ne? Birinci kaynak ne? Kur'an-ı Kerim. İkinci kaynak? Sünnet-i Nebeviyye. Sünnet dediğiniz zaman daha genel olur. Dört, ma ehemmül kütübi, önemli kitaplar nedir? Elleti, öyle önemli kitaplar ki cemaat ehadise Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerini derleyen, toplayan. Kütüb-i sitte, kütüb-i tis'a, daha diğer müstakil hadis kitapları. Beş, ila el eyyi şeyin yehdi yabudu es-sıdku. Hangi şeye doğruluk götürür? Yehdi, ulaştırır. Yabudu, sevk eder. Aynı mana. Ulaştıran, ileten, sevk eden. Doğruluk insana ne, hangi şeye ulaştırır? Ve ila eyyi şeyin, hangi şeye yehdi ulaştırır? El kezibü, yalan. Hadis-i şerifi bileceksiniz ki bunu okuyasınız. Peygamberimiz ne buyuruyor? Bak, ben hadis-i şerifi ezberlemişim yıllar öncesinde. İnne sıdkı yehdi ilel bir ve innel birre yehdi ilel cennet. Ve innel racüle leyasduku hatta yüktübe indellahi sıddîkan. Ve innel kezibe yehdi ilel fücûr ve innel fücûre yehdi ilel nâr. Ve innel racüle leyekzibu hatta yüktübe indellahi kezzâben. Hadis-i şerif böyle devam ediyor. Bunları ezberleyeceksiniz ki hemen okuyasınız. Yoksa bakarsınız. Sadece bakarsınız böyle. Bakmayacaksınız. Bileceksiniz. Okuyacaksınız. Hem diliniz konuşacak, hem gözünüz konuşacak. İkisi de konuşacak. Evet. Es-Sünnetün Nebeviyyetü. Sünneti Nebeviyye. Güzel bir bahis. Ben önceden okumadım. Ama güzel bir bahis olduğunu fark ediyorum. Bir. Es-Sünnetün Nebeviyyetü. Nebevi sünnet. Nedir? Ekvalur Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin sözleri, hadisleri. Ve ef'aluhu, fiilleri, yaptığı işler. Ve takriratuhu, takrirleri. Takrir ne demek Muhsin? Yani mesela Peygamber Efendimizin yanında bir olay vuku bulur. Yanında olması şart değil. Bir olayı sahabe olayla karşılaşıyor, onu yapıyor. Ona cevap veriyor, onunla ilgili işleri yapıyor. Sonra peygamberimize intikal ettiğinde peygamberimiz ona ses çıkarmamışsa, yapma diye ya da yap diye böyle ona, o bir nevi onay sayılıyor. Yani ses çıkarmadıysa bir yerde sükût ikrardan gelir açısından peygamberimizin sükûtu. Sahabeye bir yerde onay veriyor. Güzel yapmışsın, doğrusunu yapmışsın ya da doğrusunu yapmamışsın. Yapmamışsın veya yapmışsın. Peki,
Fakat caet sünnet geldi mübeyyineten açıklayıcı lil Kur'an'ı Kur'an'ı. Sünnetin asıl rolü Kur'an'ı açıklamak için geldi. Kema kâle ta'ala Cenab-ı Hak buyurduğu gibi ve enzelnâ ileyke zikre letübeyyine linnâsi mâ nüzzile ileyhim. Bakın şimdi ben bu konuyu daha önceden okumadım. Bu ayet hemen sünnet Kur'an'ı açıklamak için geldi sözünü okur okumaz hemen bu ayet aklıma geldi. Burada da şimdi getirmiş zaten. Hemen bu ayet okuyacaktım. Ve enzelnâ biz indirdik. Cenab-ı Hak buyuruyor. İleyke sana Habibim. Ezzikre Kur'an'ı. Kur'an'ın bir adı da zikir. Niçin lütübeyyine linnâsi? İnsanlara açıklaman için. Neyi mâ nüzzile ileyhim? Onlara indirilen Kur'an'ı. Kur'an aslında peygamberimize, peygamberimizin zatında ümmete indiriliyor. İnsanlığa indiriliyor. İki, ve sünnetün nebeviyyetü, sünneti nebeviyye, vahyum minallahi teala, Allah-u Teala'dan bir vahiydir. Maalesef bugün sünneti vahiy kabul etmeyenler var. Kur'an'da ne varsa onu kabul ederiz. Sünnet vahiy değildir diyorlar. Yani ibadetler konusunda, diğer konularda hiç peygamberimiz kendi kafasından bir şey yapmamış. Mutlaka bir tanesi buraya geldi birkaç sene önce. Sünnetin vahiy olmadığını iddia ediyor. Televizyonlarda da konuşma yapıyor bizim memleketten birisi. Ben tabii çok yakın tanıyorum. Bir televizyonda da haftada bir program yapıyor halen. Hep yanlış konuşuyor. Dedi sünnet vahiy değil. Ben de dedim ki sabah namazının sünnetini kılıyor musun dedim. E kılıyorum tabii dedi. Ama benim odada konuşuyoruz. 3-4 kişi geldiler. Dedim o zaman sünnet vahiy değilse peygamberimiz bir gün ümmete demiş ki ben 2 rekat sünnet kılıyorum. Siz de kılın güzel olur demiş. Öyle mi demiş? Ya da öğlen namazından önce 4 rekat sünnet, öğlenden sonra 2 rekat sünnet. Bunları ben kılıyorum. Siz de kılın mı demiş? Yoksa Cenab-ı Hak peygamberimize bir şekilde sabah namazında sünnet kıl, öğlende sünnet kıl, işte şu sünnetleri kıl, şunları yap, şunları yapma diye vahiy mi yapmış? Vahiy var. Ama vahiyler iki türlü. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu. Vahiy metlu Kur'an. Hem lafzıyla hem manasıyla mucize. Vahiy gayri metlu, kutsi ve nebevi hadisler. Anladınız mı? Onlarla ibadet yapılmaz. Fakat hüküm ortaya konulur. Peki. Kema kâle ta'ala Cenab-ı Hak'ta buyurduğu gibi وَمَا يَنْدِقُ عَنِ الْهَوَى O peygamber hevasına uygun şeylerden konuşmadı. اِنْ هُوَى Ancak onun konuştuğu olmadı. اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَى Vahyedilen bir vahiy. Ve kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadisin şeyi var daha, başı sonu var da burada bir bölümünü almış. Ela dikkat edin. Ela buna ne harfi deniyor? Ela tembih harfi. Tembih. Ela dikkat edin. Uyanık olun. Ya da hurufu istiftah da deniyor. Hurufu istiftah veya tembih harfi. O telefonuna bir şey mi bakıyorsun yoksa? Heva'ya bakıyorum hocam. Neye? Heva. Bağlantısını. Yok sen ben şey yaptığımı dinle. Alıyorsan ses al. Yoksa benim anlattığımı dinle. Yazıyorsan oraya yaz. Yoksa o seni meşgul ederse. Ne yapacaksın Heva'yı? Heva kendi arzusuna uygun konuşmak. Peygamber öyle konuşmuyor. Tamam. Öyle kelime manası yapamayacağız. Sen benim verdiğim manaya bakacaksın. Arzu ve isteklerine uygun konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahiydir. Dikkat edin. Ela. Dikkat edin. İnni şüphesiz ben utitul Kur'an'a. Kur'an'a verildim. Düz manası Kur'an bana verildi. Ve mislehu ma'hu. Onun bir benzeri de bana verildi. Kur'an'ın benzeri sünnettir. Kur'an bana verildi. Kur'an'ın bir benzeri de verildi. Misli. Anladınız mı? Kur'an verildi ve Kur'an'ın benzeri verildi. Şimdi sen telefondan öyle kelime kelime açar bağırsan telefondan bir şey anlayamazsın. Benden de bir şey anlayamazsın o zaman. Benim anlattıklarımı dinleyeceksiniz ve sonradan ama sesini alabilirsin. Ses nakli yapabilirsin. Peki. Şimdi bu hadisin evveli şu. Diyor ki bir zamanın gelmesi yakındır ki bir adam koltuğuna oturmuş, kurulmuş, oturmuş olacak. Dikkat edin. Koltuğuna kurulmuş oturmuş olacak ve diyecek ki biz Allah'ın kitabında neyi bulduysak helaldan o helaldir. Onu helal kabul ederiz. Haramlardan da neyi bulduysak onu haram kabul ederiz hadis derler. Hadis-i şerif mi hocam? Ya? Ondan sonra aynen. Halbuki diyor
Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Ela inni utitul kitabe ve mislehu ma'ahu. Dikkat edin, bana Kur'an verildi, Kur'an'ın bir benzeri de verildi, sünnet. Hüküm koymada iki ana kaynak, biri Kur'an, biri sünnet. Hatta sünnetle ortaya konulan hükümler Kur'an'la konulanlardan daha çoktur. Anlıyor musunuz? Sünnetin ortaya koyduğu hükümler Kur'an'ın ortaya koyduğu hükümlerden daha fazla. Çünkü Kur'an'ın açıklanmasını Peygamberimize havale etmiş Cenab-ı Hak. Bak biz sana Kur'an'ı zikrettirdik ki insanlara açıklayasın diye. Anladınız mı? 3. Es-sünnetün nebeviyyetü, sünnet-i nebeviyye hiyel masdarü sâli, ikinci kaynaktır. Hah, sen şimdi telefona bakmayacaksın. Benim dediğime bakacaksın ki ikinci kaynak, masdar. Neden? Min masâdı teşri'il İslamiyyi, İslam'ı yasalaştırma kaynaklarından, İslam'ın hükümlerinin ana kaynaklarından teşri'i yasalaştırma demek. İslami yasalaştırmanın kaynaklarından ikinci kaynaktır. Ba'del Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den sonra. Birinci kaynak Kur'an-ı Kerim. Lida bundan dolayı yecibü farz olur. İttiba'uha, oradaki yecibiye farz manası vereceksiniz. Efendim sünnete tabi olmak farz olur. Ve tahrumu haram olur. Muhalefetuha, sünnete aykırı hareket etmek, muhalefet. Ona muhalefet haram olur, ona tabi olmak farz olur. Anladınız mı? Ve alâ zâlik, işte bunun üzerinde ecma'al müslimûn, Müslümanlar ittifak ettiler. Ecma'a yücmi'u icma'an, ittifak ettiler. Ve eyyedet, güçlendirdi. Eyyedet, eyyede yüeyyidü te'yid. Tekit, teyit. Ne demek teyit? Pekiştirme. Bunu pekiştirdi ne? Zalikel ayatu, bu ayetler neyle? Bima la yetrükü, bırakmayacak şeylerle. Mecalen bir mahal yer, şekki şüpheye. Şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ayetler bunu teyit etti. Şüpheye mahal bırakmayacak, mahal demek. Yani şüpheye bir yer, şüpheye düşecek bir yer bırakmayacak şekilde ayetler bu manayı takviye etti. Neyi takviye etmiş? Ayetler nasıl hüküm koyuyorsa sünnetlerde öylece hüküm kor ve sünnetlere uymak farzdır. Sünnetlere muhalefet haramdır. Farzlara muhalefet haram olduğu gibi. Anladınız mı? Ha. O yüzden bugün şunu soracağım. Evet. Sünnete inanmamak dinden çıkartır mı? Tamamına inanmasa dinden çıkar. Ama tevhide giderse dinden çıkmaz. Sünnet diye bir şey yok derse aslı dinden çıkar. Mesela şu şekilde söylese, diyelim ki sünnet var ama doğru olup olmadığını ölçüp tartamıyor. Kur'an'ın doğru olup olmadığını nereden biliyor? İşte onu da o şekilde. Ayetini söylüyor hocam. Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Anladım da. Şimdi Kur'an'ı bize ulaştıran kim? Sahabeler. Yok. Daha esas birinci çağ sahabeler. Hiçbir harf, hiçbir nokta noksanlaştırmadan onları ulaştırdıysa, biz de onların ulaştırdıklarına inanıyorsak, aynı hadisleri de onlar ulaştırdılar. Sahabe uduldür. Udul adil demek. Adil kimseler. Kur'an'ı ulaştırdıklarına inandığımız insanlar hadisleri de bize ulaştırdılar. Ona da inanacağız. Elbette ki hadis olmayanlara biz de hadis demiyoruz. Hadislere de hadis diyeceğiz. Yani bir ömür Peygamberimizle beraber yaşayan sahabeler Peygamberimizden duydukları hadisleri bize nakletmişler. Biz onların da doğruluğuna inanırız. Evet. Hocam ben şey soracağım. Peki ben duyduğumu soruyorum. Yoksa ben inanıyorum çok şükür. Hani Kur'an'ın aslıyla geldiğini biz nasıl, Kur'an dışından nasıl mesela delil göstererek nasıl birine anlatırız? Yani ateist birine mesela. Kur'an'a inanmıyor ama Kur'an dışından bana bir delil getirerek Kur'an'ın... Kur'an'dan delil getirme, Kur'an'ın ezberlenmesi. Kur'an'ın bugün, Kur'an'dan başka bir kitap var mı ezberlenen? Bir benzerinin getirilememesi, en kısa suresinin insanlar tarafından getirilememesi. Hem de bizim gibi insanlar değil, Arap toplumlarından. Cenab-ı Hak meydan okumuş bütün aleme. Özellikle Araplara demiş ki, bu sizin konuştuğunuz dilin harflerinden oluşuyor, kelimelerinden oluşuyor.
Arapçada. O zaman haydi Kur'an'ın tamamının benzerini getirin. Getiremediler. 10 sure getirin. Getiremediler. 1 sure getirin. Getiremediler. Ateistin düşünmesi lazım. Bu kitap o günden bugüne kadar gelmiş, bir kelimesi bile değişmemiş. Öyleyse bu hak kitaptır. Şimdi bir tane gayrimüslim dinleyin. Bir gayrimüslim, bakın bir kitapta bunu, önemli bir kitap var, 12 cilt Arapça. Orada anlatıyor. Bir heyet tarafından ansiklopedik bir kitap hazırlanmış. Arapça bende var. Dedim ki diyor, bu adam Müslüman değil. Ya bu Kur'an'ın doğru kitap olup olmadığını nereden bileceğiz? Doğru mu değil mi? Önce diyor, İncil'den başladım diyor. Bekir onu kapat. Şu tarafa koy. İncil'den başladım diyor. İncil'in diyor, ayetlerini değiştirdim diyor. Öndekini sona aldım, sondakileri öne aldım, ilaveler yaptım. Ve götürdüm bir papaza. Hatta baş papaya bile götürseniz. O bile demiş ki, bu İncil, benim okuduğum İncil, buna bir bakar mısınız? Bunda bir noksanlık veya ilave var mı? Bakmış. Demiş, çok güzel, çok güzel. Hiç noksanlık yok. Hepsi noksan zaten. Aslında noksanmış. Bunların elindekilerin tamamı noksan. Ondan sonra gitmiş Tevrat üzerine çalışma yapmış. Tevrat'ı da yine değiştirmiş, noksanlaştırmış, ilave etmiş, öne almış, sona almış. Onu da götürmüş bir hahama. Demiş, şuna bir bak hele, bu kitapta bir değişiklik var mı? Ben Tevrat okuyorum da demiş. Çok güzel demiş. Hiçbir noksanlık yok, ilave yok. Bilmiyor ki aslında. Ondan sonra bir de demiş, Kur'an üzerinde çalışma yapıyor. Kur'an'la da kendine göre bazı kelimeler çıkarmış. Bazı ilaveler yapmış. Sonraki ayeti öne almış, öndeki ayeti sona almış. Böyle bir takdim tahir yapmış. Bunu da götürmüş. Efendim, İslam alimlerine sunmuş. İslam alimlerinde bugün öyle hafızlar var ki, hem alim hem hafız. Ve bakmış, demiş ki, yok, burada bir kelime Kur'an'dan değil. Burada efendim, Kur'an şu ayet bu ayetten önce olması lazım. Bu ayet bundan sonra olması lazım. Ne kadar ilaveler veya çıkartmalar yaptıysa hepsini söylemiş. Bak, burada noksanlık var, burada ilave var. Adam Müslüman oluyor ondan sonra. Diyor ki, ha, işte benim aradığım kitap ve aradığım din bu. Sen inandırmak zorunda değilsin. Ama aklı başında olan Kur'an'ın o günden bugüne kadar bozulmadan gelmesi, Kur'an'ın noksansız Allah kitabı olduğunun delili. Bugün dünyada bir vav harfini düşsem, o vav'ın düştüğünü bilen hafızlar var. Bir vav harfi. Ya da irabında yanlışlık yapsam. İrabında. Harekesinde yanlışlık yapsam. Hafız onu öyle okuyor. Yok diyor, bura böyle değil. Şimdi onun şablon kafasına yerleşmiş. Anladınız mı? Neyse. Ve min hadil ayati. Bu sünneti teyit eden ayetlerdendir. Ne? Ve ma atakumur rusulü fehuzuhu. Ve ma atakumur rasulü fehuzuhu. Ve ma nehakum anhu fentehu. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ مَا آتَاكُمُ مَا burada اَلَّذ۪ي مَانَ اَيُّ شَيْءٍ manasına ne getirdiyse وَمَا آتَاكُمْ size ne getirdiyse kim الرَّسُولُ peygamber فَخُذُوهُ onu alın اَخَذَ يَاخُذُدَنْ خُز خُز خُزَا خُزُو وَمَا ne şeyi نَهَاكُمْ sizi nehyettiyse anhu ondan sizleri nelerden nehyettiyse, sizlere neleri yasakladıysa fentehu ondan da sakının, vazgeçin. Fentehu, intehu, vazgeçin. Şimdi bu ayetin başı var, sonu var. Haşir 7. Bu ayetin bu ortadan almış. Sonu vettekullah innallah şedidül ikab başı da var. Şimdi bu ayet-i kerimenin manasında peygamber size neyi getirdi? Kur'an'ı peygamber mi getirdi? Yok. Kur'an Allah'ın ayetleri. O zaman Allah'ın Resulü böyle mana vereceksiniz. Size neyi getirdiyse haramlar, helallar, emirler, yasaklar konusunda onların tamamını alın. Nelerden sakındırmış iseler onlardan da sakının. Şimdi bu ayet-i kerime ile ilgili size bir şey anlatayım. Sahabeden Ümmü Yabub diye bir kadın. Ümmü Yabub. O künye künye. Ümmü Yabub diye. Abdullah İbni Abbas'a geliyor. Abdullah İbni Abbas
Yani Kur'an'ı hem anlayan hem güzel okuyan sahabelerden bir tanesi. Kimmiş? Abdullah İbni Mesud. Abbas. Abbas başka. Abdullah İbni Mesud'a geliyor. Diyor ki, peki diyor, ey Abdullah diyor. Kadın diyor bunu. Cesarete bakın şimdi. Ben diyor Kur'an'ı baştan sona kadar hepsini okudum, defalarca okudum. Ve diyor hiçbir yerde peruk takan, taktıran, dövme yapan, yaptıran, işte makyajında kaşını aldıran, bilmem burnunu düzelttiren, bilmem dişlerini farklı şekillere getirtiren böyle süs için. Bunların hiçbir tanesinin lanetlendiğini görmedim Kur'an'da diyor. Kur'an'da olmayan bir şeyi siz nasıl lanetliyorsunuz, nasıl bunları kabul etmiyorsunuz? Kur'an'da yok bunlar diyor. Abdullah İbni Mesud da ona, eğer sen Kur'an'ı okuduysan Kur'an'da var diyor. E okudun tabii diyor, baştan sona kadar defalarca okudun. Sen Kur'an'ı anlamamışsın diyor. Bak biraz önceki okuduğumuz ayeti okuyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. O zaman peygamber bunu yasaklamış. Demiş ki لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْسِلَةَ Peruk takana, taktırana, وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ Dövme yapana, yaptırtana. Yapana, o işi yapana, yaptırtana. وَالنَّامِسَةَ وَالْمُتَنَمِّسَةَ Efendim o da işte saçını falan aldıran, işte kaşlarını aldırıyor bilmem, çeşitli makyajlar yapıyor şimdi. Kadınlar değil, erkekler bile yapıyor bunu. Ondan sonra dişlerini böyle böyle güzel gözükmek için biraz da o türkücüler falan yapıyor. Ha, bozukluk varsa bozukluğu düzeltebilir. Yani İslam diyor ki estetik değilse, yani mesela dişler birbirinin üstüne çıkmış, efendim böyle dağınık ya da bir kaza sonucunda burnu kırılmış veya işte yüzünde bir takım bozukluklar meydana gelmiş. Bunları düzeltmek caiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği asıl şekli, orijinal şekli beğenmeyip ona ilaveler yapan peygamber tarafından lanetlenmiş. Anladınız mı? Senin şeklini sen beğenmez de başka şekil yaparsan o zaman Allah'ın verdiği şekli değiştirmiş oluyorsun. Bu haramdır. Ama bir takım yaratılışta bazen arızalar oluyor. Yani bize göre arıza. Allah'a göre arıza olmaz. Ya da kaza sonucunda arızalar oluyor. O zaman onları düzelttirebilir. İşte bunun gibi. Peki devam ediyoruz. Vel ayetü şu ayet. Men yudu'if rasule fekad ata Allah. Bu da sünnetlere uymayı gerektiren ayetlerden. Kim Resul'ün emirlerine uyarsa Allah'a itaat etmiş olur. Allah'a uymuş olur. Resul'e uyan Allah'a uymuş olur. Çünkü peygamber her yaptığını Allah'ın emriyle yapmıştır. Nisa 80. Vel ayetü bir de şu ayet. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum. Ali İmran 31. Kul habibim de ki Cenab-ı Hak peygamberimize hitap ediyor. İn kuntum tuhibbunallah. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız yani peygamber onlara söyleyecek. Allah'ı sevdiklerini iddia eden insanlara söyleyecek. Siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki fettebi'uni bana uyun ki yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin, sizden razı olsun ve yaghfir lekum zunubakum günahlarınızı bağışlasın. Anladınız mı? Öyleyse şimdi Yahudilere gitseniz biz Allah'ı seviyoruz diyorlar. Hristiyanlara gitseniz biz Allah'ı seviyoruz diyorlar. Müşriklere gitseniz biz Allah'ı seviyoruz diyorlar. Onlara göre Allah kimse. Tamam mı? Hatta Yahudiler, Hristiyanlar o kadar ileri gidiyorlar ki gençler. Bunlar tabii siz Kur'an'ı çok anlamını bilmediğiniz için. Maide suresinde diyorlar ki onlar. Cenab-ı Hak onların öyle dediğini söylüyor. وَقَالَتِ النَّسَارَى وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُ Yahudilerin, Hristiyanların iddiası bu. Ne diyorlar? Yahudiler ve Hristiyanlar, Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın sevgilileriyiz. Hristiyanlar da diyorlar ki biz Allah'ın oğullarıyız. He? Neymiş? Oğullarıyız. Peki, müşrikler de başka şey söylüyorlar. O zaman Cenab-ı Hak peygamberimize ayet indiriyor. Ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, ey müşrikler, ey Müslümanlar. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, sevginizde samimiyseniz, fettebi'uni,
Bana uyun, bana. Peygamber'e uymadan Allah tanınmaz. Peygamber'e uymadan Allah nasıl sevilecek o da bilinmez. Allah'ın nasıl sevileceğini bize bildiren yine Peygamberimiz. He? Evet. Allah'ın emirlerini, yasaklarını bildiren Peygamberimiz. Dolayısıyla Peygamber'e uymak lazım ki Allah'a uymuş olalım. Peygamber'i devreden çıkararak Allah'ı sevemeyiz. Nasıl seveceğimizi bilemeyiz ki. Anladınız mı? Peki. Ali İmran 31. Vel ayetü, bir de ayet. Ve ma kâne li mü'minin ve la mü'minetin. Ve ma kâne, kesinlikle olmadı. Li mü'minin, mü'min erkekler için, erkek için. Ve la mü'minetin, mü'mine kadın için. Ne zaman? İzâ kadallâhu ve rasûlühü. Allah ve Resulü hükmettiği zaman, emran bir işe, bir işi. Allah bir işi hükmettiği zaman, bir işe hükmettiği zaman, peygamber bir işe hükmettiği zaman, hüküm verdiği zaman, Müslüman erkek ve kadın için olmadı. Ne? En yekûne lehumun hıyaratü, ihtiyar hakkı, seçenek hakkı onlar için. Min emrihim, işlerinden. Yani bu Allah böyle buyuruyor ama, peygamber buyuruyor, böyle buyuruyor ama, biz de efendim, bunun alternatifi şöyle yapıyoruz deme hakları yoktur. İşlerinde Allah'ın ve peygamberin emrine aykırı olarak bir şeyi seçme hakları yoktur. O zaman Allah ve Resulü neyi hükmettiyse Müslümanlar behemhal ona uyacaklar. Ve men yasillâhe ve rasûlehu, kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, bak sadece Allah'a demiyor, dikkat edin. Resulüne de fakat dalle dalâlem mübînâ, açık bir sapıklıkla sapmış olur. Yolunu şaşırmış olur. Yolunu yitirmiş olur. Ahzab 36. Anladınız mı? Ve kezalike, yine böylece ayette şöyle buyuruyor. Ve kezalike, bu ve kezalike, yani yukarıdaki ayetler gibi fela, hayır hayır. Bu ayetin başlangıçları var. Başında ayetler var. Hayır hayır. O Yahudilerin, Hristiyanların ya da münafıkların dediği gibi değil. He? Efendim İlhan, telefonlara bakmayın. Telefonlarından ulaşmayın. Sadece şu, benim verdiğim manaya bakın. Şu an kaçırdım da hocam oraya. Yok, oraya bakma. Sen oradan çıkaramazsın. Bir de niye hiç ses almıyorsunuz siz bu şeyden başka? Böyle bir tane başka. Ses alın ki dinlersiniz sonra ya. Fela, hayır. Bu ayetler, önce ayetler var ya, oradan dolayı bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Ve Rabbike, o ve Rabbike'deki vav ney? Yemin vavı, kasem vavı. Rabbine yemin olsun ki Habibim. E Habibim, o zaman Rabbine yemin olsun sözü kime yemin ediyor? Cenab-ı Hak kendi zatına. Peygamber ne diyor ki? Senin Rabbine yemin olsun ki. Peygamber Rabbi kim? Allah Celle Celaluhu. Kendi zatına yemin ediyor. Dikkat edin. Yemin olsun ki senin Rabbine la yu'minu, la yu'minune, onlar inanmış olmazlar. Yahudiler, Hristiyanlar, hatta yuhakkimuke, seni hakem tayin etmedikçe, fîmâ şecere beynehüm, aralarındaki anlaşmazlıklarda, şecere ihtilaf demek. İhtilaflı olan meselelerde, anlaşmazlığa düştükleri meselelerde seni hakem tayin etmedikçe vallahi onlar mümin olamazlar. Anladınız mı? Efendim? Hocam bu bir olay üzerine mi iniyor? Tabii. Şimdi Yahudilerle bir münafık arasında, bir Yahudi ile münafık arasında bir dava oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a götürüyorlar. Peygamberimiz davayı münafıkın lehine hükmediyor. Yahudinin şeyi, münafıkın aleyhine, Yahudinin lehine. Çünkü haklı uymuş. Çünkü Peygamberimize bir dava getirildiği zaman Yahudiler, Hristiyanlar tarafından ona hükmedecek. Münafık Müslüman gözüküyor. Ondan sonra Yahudinin lehine hükmediyor. Yahudi buna dışarı çıkıyor, razı olmuyor. Diyor ki bir de bunu Ömer'e götürelim diyor. Ömer'e. Bir Ömer'e götürelim. Ömer ne diyecek bu konuda? Yahudi diyor ki tamam gidelim. Gidiyorlar. Diyor ki bu davayı bizim aramızda çöz. Münafıkla Yahudi. Peki siz Resulullah'a gitmediniz mi? Gittik. Resulullah ne dedi? Resulullah Yahudinin haklı olduğunu söyledi. Dur diyor, ben senin işini çözeyim diyor. İçeri gidiyor, kılıcı alıyor. Kafasını vurup indiriyor aşağıya. Hadi diyor git. Allah'ın ve Resulünün hükmüne razı olmayanın
tokum budur işte. Bir böyle bir tevil var. Şey, sebeb-i nüzul var. Başka diyenler de var. İşte bunun üzerine kim olursa olsun Allah'ı kendi aralarındaki Allah'ın Resulü'nü kendi aralarındaki anlaşmazlıkta hakem tayin etmedikçe vallahi onlar iman etmiş olamazlar. Hakem tayin etmek yetmiyor. Başkası var. Sümme efendim la yecidû fî enfüsihim haracen, bir de kendi işlerinde bir sıkıntı duymayacaklar. Mimma kadayte, senin hükmettiğin şeylerden. Ya acaba doğru mu hükmetti, yanlış mı hükmetti diye işlerinde böyle bir sıkıntı duymayacaklar. Duymadıkça. Efendim daha düşüncüsü ve yüsellimu teslima, sana teslim olmadıkça onlar. Demek ki üç tane şartı var. Bir, Allah'ın Resulü'nü hakem tayin edecekler. İki, Resulullah'ın verdiği kararda işleri çok rahat olacak, mutmain olacak. Üç, ona teslim olacaklar. Hakem kabul etseler de peygamberin verdiği hükümden işleri rahatsızsa, ya acaba doğru mu yanlış mı diye iman gitti işte. Peygamber adaletsizlik yapmaz. Peygamber'e teslim olmadıysa yine imanı yok oldu. Üç tane şart var. Neymiş burada? Üç tane şart. Bu üç tane şart oluşmadıkça siz mümin olamazsınız. Bu üç tane şartı bileceksiniz ve üç tane şartın gereğini hayatınıza uygulayacaksınız. Gereğini hayatına, hayatınıza uygulayacaksınız. 65. ayet. Şimdi bakın ayette ne diyor? Ben de söyledim ya. Hayır. Rabbine andolsun ki işte hayır dediği, yukarıdaki olayda kendilerini efendim haklı sayanlar ya da Müslüman sayanlar, sizin dediğiniz gibi değil. Rabbine andolsun ki, ve Rabbike diyordu ya, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Anladınız mı? Demek ki bir seni hakem tayin edecekler. Senin verdiğin hükümde işlerinde bir sıkıntı duymayacaklar. Bir de sana tam teslim olacaklar. Açıklamasında şöyle demiş. İman kuru bir sözden ibaret değildir. Gönülden bağlanmak, inanmak ve kabullenmektir. Hem Allah ve Resulüne inandım deyip hem de hükümlerine razı olmamak tipik münafıklık alametidir. He? Hem Allah'a inandım diyor hem de mirası Allah'ın Kur'an'ına göre taksim etmiyor. Tipik bir münafıklık örneğidir, alametidir. Şeriatın kestiği parmak acımaz denilmiştir. Acımaz çünkü müminin kalbinde o acıyı unutturacak kadar büyük bir iman vardır. Efendim, işte demin ki okuduğumuz ayet Nisa 65 mi? Nisa 65. Nisa 65. Evet, 65. Şimdi şeydeki ayet, Ahzab suresindeki ayet de şu: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Demin manasını verdim. Bir de buradan okuyalım. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıkla düşmüş olur. Anladınız mı? İşte bu. O kaçıncı ayeti yukarıda geçti. Peki. Bunlar ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimeler neyi ifade ediyor gençler? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin de efendim kaynak olduğunu, bağlayıcı ilkeler olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Daha çok ayetler var. Mesela belki burada söyleyecek de Cenab-ı Hak Kur'an'da vakimus salate buyuruyor. Ne demek manası? Namazlarınızı dosdoğru kılın. Namazın nasıl kılınacağı Kur'an'ın hiçbir yerinde yok. Peygamberimiz kılmış, rekatlarını o belirlemiş. Kendi kafasından değil ha. Cenab-ı Hak bildirmiş, Cebrail bildirmiş. Ondan sonra farzını, vacibini, nerede sevgi secdesi gerekir, nerede gerekmez onları Peygamberimiz yapmış. Kur'an'ın hiçbir yerinde şu hatayı yaparsanız sevgi secdesi gerekir veyahut da secde ayetini okursanız secde yapmanız gerekir diye bir ayet yok ki.
Nereden biliyorsun o zaman şu hatayı yaparsan namaz bozulur, şu hatayı yaparsan sevgi secdesi ile düzelmez veya düzelir. Nereden biliyorsun? Kim öğretti sana bunları? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oradan da bize intikal etti işte. Anladınız mı? Ayetler bunlar. Şimdi hadislere gelelim. Vakat ca'e şüphesiz geldi fil hadisin nebeviyyi, hadisi nebeviyyide eydan ayetlerde geldiği gibi ne geldi? Ma bir şey ki yucibu ittiba'ahu. Peygamber'e tabi olmayı gerektirecek hadisler geldi. Ma yucibu ittiba'ahu ne demekmiş? Tabi olmayı gerektirecek. Tabi olmayı, Peygamber'in sünnetine uymayı gerektiren neler? Hadisler geldi. Ve min zâlik bu hadislerdendir. Men ata'ani dehalel cenneh. Dikkat edin. Kim bana itaat ederse, Peygamberimiz buyuruyor. Kim bana itaat ederse dehalel cenneh, cennete girer. Ve men asani, kim bana karşı gelirse fakat eba. Cennete girmekten ne yapmıştır? Geri çekilir. Kabul etmemiş cennete girmeyi. Gîle men eba, soruluyorsa Peygamberimize. Kim cennete girmekten geri çekildi? Peygamberimiz diyor ki men etaani fakat dehalel cenneh ve men asani fakat eba. Anladınız mı acaba orayı? Eba'nın manası neymiş? Eba, ye'ba. Eba, ye'ba. Eba ve istekbara. Kur'an'da şeytandan bahsedilirken melekler Adem Aleyhisselam'a secde yaptılar hepsi. İlla iblis. İblis müstesna. Eba ve istekbara. Orada da ne diyor? Eba ve istekbara. Büyüklendi, yüz çevirdi, secde etmedi. Fekâne minel kafirin, kafirlerden oldu. Anladın mı? Kafirlerden oldu. Ve minha, o hadislerdendir. La elfeyenne ehadekum mütteki'en ala eliketihi. La elfeyenne, dikkat edin. Elfa yülfi, bulmak manası. La elfeyenne, kesinlikle bulmayayım. La elfeyenne, elfa onun aslı, sonra tekit nunu gelmiş gençler. La elfeyenne. Manası ne demekmiş? Kesinlikle. Ben kesinlikle bulmayayım. Ehadekum birinizi. Sizden birinizi. Ne bulmayayım? Müttekien dayanır. Ala eriketihi koltuğuna. Koltuğuna dayanır, bulmayayım. Öyle koltuğuna dayanır kişi ki yetihi, ona geliyor. El emru bir iş min emri, benim işlerimden. Yani benden, peygamber böyle dedi diye ona bir konu ulaşıyor. Benim işlerimden bir iş ona geliyor. O da neden? Mimma emertu bihi, benim emrettiğim şeylerden. Ev neheytu anhu, ya da yasakladığım şeylerden, hususlardan bazısı ona geliyor. Feyakul, o da şöyle diyor. La nedri, biz bilemiyoruz doğru mu yanlış mı? Bilemiyoruz doğru mu? La nedri, biz bilemiyoruz. La nedri. Ma vecedna fi kitabillahi, Allah'ın kitabında bulduğumuzu za ittebaanahu, ona uyarız. Allah'ın kitabında ne bulmuşsak gençler, ona uyarız. Bazı hadislerde şöyle diyor. Ma vecedna fi kitabillahi min halalin istahlalna ve ma vecedna fi kitabillahi min haramin harramna. Allah'ın kitabında neleri helal bulmuşsak onları kabul ederiz. Neler haram bulmuşsak onlardan da sakınırız derler. Devamında da diyor ki ve innema harrama Resulullah kema harramallah. Allah Resulü'nün yasak kıldıkları da Allah'ın yasak kıldığı gibidir. Bu da hadis-i şerif. Resulullah'ın yasak kıldığı şeyler Allah'ın yasak kıldığı gibidir. Peki peygamberimize yasak kılma kudretini, yetkisini kim veriyor? Allah. Mevlamız. Hadizatında yetki sahibi Allah. Bunlar usulü fıkıhlarda çok geniş geçiyor. Hakim olan Allah esasında. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Cenab-ı Hak yetki vermiş. Demiş sen de şariisin. Şari demek yasa koyucu, kanun koyucu. Peygamber de yasa koyucudur. Evet. Allah nasıl yasa koyuyorsa Peygamber de Allah'ın ona ruhsat verdiği kadar yasa koyucudur. Burayı kavrayabildiniz mi? Peki. İşte bugün sünneti kabul etmeyenler burada inatlaşıyorlar. Peygamber yasa koyucu değildir diyorlar. O zaman size bir örnek vereyim.
Bu da sadece hadisleri, ayetleri almış, örnekler vermemiş aslında. Keşke örnekler de verseymiş. Kur'an'da eti yenilmeyen hayvanlar sayılı. İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-deme ve'l-lahme'l hınzîr ve mâ uhille li gayrillâhi bih. Allah size neyi haram kıldı? Ya da size haram kılındı. Domuz eti, murdar hayvan, kan, putlar adına kesilenler, ondan sonra başından vurularak öldürülenler, boğularak öldürülenler, yüksek bir yerden düşerek ölenler, birbirini boynuzlayarak öldürenler, yırtıcı hayvanların parçalayıp öldürdükleri yenilmez. Anladınız mı? Peki burada ne eşekten bahsediyor, ne kurttan bahsediyor, ne ayıdan bahsediyor, ne filden bahsediyor, ne nilden bahsediyor? Ne diyor burada? Şunlar haramdır. Peki o zaman bir adam evcil eşeğin haram olduğunu yazan hiçbir Kur'an'da bir ayet yoktur. Evcil eşekler. Evcil eşeğin etinin haram olduğunu, yabani eşeklerin, vahşi eşeklerin etlerinin helal olduğunu kim söylüyor? Peygamberimiz hadis-i şerifinde. Nasıl? Vahşi eşeklerin eti helal mi? Ya. Vahşi eşeklerin eti helal. Tamam mı? Vahşi olup olmadığını nereden? Vahşi ne? Vahşi zebralar var ya, zebralar. Onlar mı diyorsunuz? Tabii. İşte vahşi eşekler onlar, zebralar. Evcil eşeklerin etlerini haram kılmış Cenab-ı Hak. Etleri haram olanların sütleri de haramdır. Bu da bir kaide. Etleri haram olan yaratıkların sütleri de haramdır. Ondan sonra Hayber Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz iki şeyin Allah tarafından yasak kılındığını söylüyor. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ لُحُومَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّ Allah size evcil eşeklerin etlerini haram kıldı. Ve nikahı müt'atı müt'a nikahında haram kıldı. Ben demin haram kıldı dedim değil mi? Evet. Onu da haram kıldı, onu da haram kıldı. Anladınız mı? Haram kılmış. Müt'a nikahı da bu İranların yaptığı gibi bir de eşeklerin etini. O zaman eşeklerin eti haram değil diye Kur'an'da yiyebilir mi? Sünneti kabul etmeyen eşekler. He? Sünneti kabul etmeyen eşekler eşek etini yemesi lazım o zaman. Demek ki o zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun örnekleri o kadar çok ki. Bunun örnekleri o kadar çok ki. Geçen sene ben geçen dönem sizin oraya geldiğimde sünnetin kitaptaki yeri diye bir konuş demiştim. Hatırlıyor musunuz? Konferans salonunda. İşte o. Sünnet o kadar önemli ki, sünnetin Kur'an'ı açıklama noktasındaki rolü. Kur'an'ın tefsiri sünnet. Peki, devam ediyoruz. 5. Fakat amilen müslimûn. Müslümanlar amel ettiler, uyguladılar. Alâ tedvîni sünnetin nebeviyyeti. Sünnet-i nebeviyyeyi bir araya getirmeye de çalıştılar. Fî vaktin müvekkirin, erken vakit. İlkin vakitte sünneti kitaplaştırdılar yani. Ve fî sebîlil muhafazatı koruma yolunda alâ sünnetil rasûli sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın sünnetini koruma yolunda esbahal müslimûne müslümanlar oldu. Ekseral ümemi ümmetlerin en çoğu ne yönünden tetkîken tetkîkı tetkik diyorlar ya şimdi tetkik. Tetkik değil o. O yanlış bir ifade. Tedkik, inceleme, araştırma. Müslümanlar ümmetler içerisinde sünneti en çok araştıranlardan oldular. Tedkik edenlerden, inceleyenlerden oldular. Nerede fîmâ yektubûne ve yengulûne? Yazdıkları ve naklettiklerinde. Fîmâ yektubûne yazdıklarında ve yengulûne naklettiklerinde. O zaman Müslümanlar o kadar çalışmışlar ki bir tane mevzu hadis koymamaya çalışmışlar. Ha uydurulmamış mı mevzu hadisler? Uydurulmuş. Mezhebi sebeplerle, mezhepten dolayı ya da ırkî sebeplerden dolayı. Hadis uyduranlar olmuş. Özel hadis uydurmacıları var. Ama alimler onları ayıklamışlar. Anladınız mı? Hocam, alimler ayıklamışlar. Kaç tane hadis var şu an bildiğimiz? 100 binler. Sahih. Tabii. Sahih değil diyen kafası sahih olmayanlar. Anladın? Uydurmalar. O da diyor ki, işte bazıları ya uydurmalar çıkarılmış zaten. Ciltler dolusu, ciltler dolusu uydurma hadislerle ilgili kitaplar var. Bu hadis uydurma, bu hadis uydurma diye.
Onun dışındakiler zayıf hadis başka, uydurma hadis başka. Zayıf hadis olabilir. O zayıflık da peygamberin söylediğinden dolayı zayıf değil. İşte ravilerdeki bir takım sebeplerden dolayı, hadisi zaptındaki sebeplerden dolayı, ondan sonra bir takım sebeplerden dolayı zafiyet var. Yoksa peygamberin ağzından çıkan sözlerin hepsi doğrudur. Hadis kriterlerine göre. Hadis kriterlerinde o kadar ihtina göstermiş ki bizim alimlerimiz geçmişte. Yani ayak üzerinde idrar yapan bir kimsenin hadisini almamışlar. Herkesin göreceği bir yerde ayak üzerinde idrar yapan insanın naklettiği hadis alınmaz. Açıktan açığa çarşıda, pazarda yemek yerken yiyerek gidenlerin hadislerini almamışlar. Demişler ki bunların kişilikleri zedelenmiştir. Şimdi yiyor ya millet kaldırımlarda giderken, kimi dondurma yalıyor, kimisi simit yiyor, kimisi elma yiyor, kimisi başka bir şey yiyor. Böyle yiyerek gidiyorlar. Bunlar kişilikleri zedeler. Ravi de böyle bir hal görseler, bir defa yalan söylediğini duysalar, tespit etseler, onun hadisi de alınmaz. Bir defa yalan. Doğru olsa bile almazlar. Almazlar. Kimden dolayı alınırlar? Ravi'deki sahatlıktan dolayı, arızadan dolayı. Bu kadar incelemişler. Mevzu hadisler dolu. Ama onlar ayıklanmış. Bizde elimizde olan sahih hadisler yüz binler. On binler değil, yüz binler. Kaç tane yüz bin hem de? Peygamberimiz konuşmamış olabilir mi? 23 sene durmadan konuştu. Hem de bir dinin kurallarını ortaya koymak için. Sen şimdi doğduğundan bu tarafa, konuştuğundan bu tarafa, vekil olarak böyle lüzumsuz konuştuğun sözleri bir yazsan, şimdi herhalde bir 3000 sayfalık ya da 10.000 sayfalık bir kitap olurdu. Daha senin bu yaşta. Benimkini yazsak, herhalde benimki de 100.000 sayfa olmuştur. Misal konuştuğu. 100.000 sayfaya daha çok geçmiştir. Ya, durmadan konuşuyoruz ha. O zaman peygamberimiz dini açıklamak için gelmiş. 23 sene durmadan konuşmuş. Bazı sapıklara göre 16 tane doğru hadis varmış. 16 tane. Daha yokmuş hiç. Yani peygamber Kur'an'ın dışında, zaten Kur'an Allah'ın kelamı. Bunda şüphe yok. Kur'an'ın dışında 16 defa konuşmuş. 16 defa doğru söylüyor. Bazılarına göre 3. 3 defa. 3. 3 hadis var. Böyle diyenler de var. Nasıl insafsızlık bu ya? Peygamberimizin ibadetlerle ilgili, haram helallerle ilgili, devlet idaresiyle ilgili, efendim ekonomik hayatla ilgili, devletler arası ilişkilerle ilgili o kadar hadisleri var ki. Bunlar uygulanmış da yıllarca İslam devletleri oluşmuş. Bakmayın şimdi siz İslam devletinin olmadığına. Zaten bizim perişanlığımız oradan geliyor. Bugün ümmet arasında bir doğru dürüst bir birlik yok. Bir doğru dürüst dünya üzerinde İslam ülkesi yok. Hepsi birilerinin kuyruğu olmuş. Hepsi. Müslüman ülkelerin tamamı. Kim Amerika ile beraber, kim Rusya ile beraber. İdareler de öyle, her şeyleri öyle. Kimi Çin ile beraber, kimi Cin ile beraber. Böyle yani tespit taneleri gibi etrafa saçılmıştır. İmamiyeleri yok. İmamiyeleri yok. Ümmetin. Bunları söylerken tek yeri düşünmeyeceksiniz dünyada. Demin çocuk diyordu ya, işte medresede okuyan insanların ufukları dar olur. Hele şu lafa bak. O zaman senin bugün kitaplarından istifade ettiğin zatlar, o medreselerde okuyan zatlar. Bak bakayım Elmalı Hamdi Yazır, Muhammed Hamdi Yazır. O ilmi nereden almış? Bugünkü medreselerden almış. Ahmet Hamdi Aksakil Efendi oradan almış. Ondan sonra Konyalı Mehmet Vehbi Efendi var. Tefsir sahibi. Medreselerden almış. Bunlar nasıl okumuşlar hem de? Nasıl elinden almışlar? Sen bugün beğenmediğin medreselerin hocalarının kitaplarını okuyorsun. Ümen Efendi, Osmanlı medreselerinin hocası. Oradan almış. Bugün dünyada benzeri çok az. Çok az ilimde benzeri çok az. Nereden almışlar bunlar? Bunlar ufukları kapalı mı? Bunlar dünyayı tanımıyorlar mı? Ahmaklık bu kadar olur işte. Maksat ilimden uzaklaştıracak, ilimden. İlimden uzaklaştıracak. Neyse. Evet. Fakat hasser rasulü. Hasse yahussu hasse. Has
teşvik etti, teşvik. Teşvik etti el Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Alet tefebbüti, araştırmaya, fi nakvil ahbari, haberleri nakletmede, haberler, hadisler. Ve kabuliha, haberleri kabulde, araştırmayı teşvik etti. Anladınız mı? Araştırmayı. Fekale, Peygamberimiz buyurdu. Neddarallahu, Allah yüzünü nurlandırsın. İmran o kişiyi, öyle kişi ki semi'a minna, bizden eşitti, duydu. Efendim şeyen bir şey, bizden bir şey eşitti, duydu. Efendim, bizden bir şey eşitip duyan kimseyi, kimsenin Allah yüzünü nurlandırsın, parlatsın, güzelleştirsin manası. Febellegahu, bizden duyduğunu ulaştırdı. Kema semi'ahu, duyduğu gibi. Allah o kişiye rahmet etsin ki bak ümmete de bir görev yüklüyor Peygamberimiz. Benden bir sözü, bir şey duyup da ulaştıran insana Allah rahmet etsin, Allah onun yüzünü nurlandırsın. Hadis ehlinin yüzü nurludur. Hadis ehlinin. Anladınız mı? Siyahi olsa da ha? Siyahi olsa da bakarsınız. Çünkü Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Naddarallahu, bu hadiste ezberleyin. Bak kaç tane hadis geçti. Naddarallahu imra'en semi'a minna şey'en febellegahu, efendim kema semi'ahu. Bizden bir şeyi işitip de onu olduğu gibi duyuran kimseye, kimsenin Allah yüzünü güzelleştirsin, parlatsın, kırıl pırıl yapsın. Ferubbe mübelligin, ha burada şey, ferubbe mübelligin, mübellig orası. Nice kendisine ulaştırılan var ki, ev'a daha ziyade korur, min sami'in, bizzat işitenden. Nice mübellig var ki, mübellig kendisine duyurulan. Bizzat peygamberden, eşitenden daha iyi muhafaza eder. Ev'a, bu da şey ha. İsmi taftır, ev'a. Tabi sonunda ya'yı hareketlendiremiyor. Ev'a. Daha muhafazaya layıktır. Anladın mı? Nice efendim, demek ki ne varmış? Nice şeyler var ki söyle. Kendine hadis ulaştırılanlar bizzat hadisi duyandan, eşitenden daha ziyade muhafaza eder. Tamam mı? Daha ziyade muhafaza eder. Ya ne kadar önemli. Ne kadar önemli. Korumak, ezberlemek. Va'a ya'i. Oradan geliyor. Va'a ya'i. Ev'a da onun ismi taftiyle. Va'a ya'i. Daha ziyade efendim muhafaza eden, bilinçli olan, bilinçlendiren ve ayayı, evet, anlayan, bilen. Şuraya kadar okuyalım, şu altıya kadar. Nice, nice demek. Nice mübellag, nice. Rubbe talim, nice. Nice kimseler var ki, kendine ulaştıran kimseler. Rubbe, nice. Fakale eydan, bu hadiste ezberleyin, bakın çok önemli bu hadis-i şerif. Hem de mütevatir hadislerdendir. Fakale eydan, yine önceki gibi Peygamberimiz buyurdu. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mekadehu minennar. Bu hadisi ezberleyin. Men kezebe aleyye, kim bana yalan uydurursa. Müteammiden kasıtlı, kasıtlı, bilerek. Peygamber söylemediği halde Peygamber söyledi derse. Fel yetebevve, hazırlasın. Fel yetebevve, emri gayb. Fel yetebevve, yetebevve demek. Mekadehu, yerini, minennar, ateşteki yerini, oturacağı yeri, kalacağı yeri hazırlasın. O zaman kolay kolay kimse buna cesaret edebilir mi? He? Ancak esseyse münafıklar eder. Ya da İslam düşmanları eder yani peygamber söylemediği halde. O zaman burada kişi ortaya çıkıyor. Peygamber söylemediği halde, peygamber söyledi demek de yalandır. Peygamber söylediği halde gerçekten söylemedi diye iddia etmek de yalandır. Birisi var olanı reddediyor, birisi olmayanı söylüyor. He? Anladın mı? Aynı şey olmaz mı? Aynı şey olur. Bunlar çok dikkat edeceksin. Neymiş hadis-i şerif? Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mekadehu minenler. Bir cümle hadis. Feneşe'e
meydana geldi. İndel Müslümin doğdu yani. Neşe doğdu. İndel Müslümin Müslümanların yanında. İlmün bir ilim ortaya çıktı. Öyle ilim ki Yüsemma ad veriliyor. İlmel cerhi ve tadil. Bu ulum hadiste cerh ve tadil var. Yani kimin ravilerden kim adil, kim arızalı, kim hastalıklı, kimin sözü kabul edilir, kimin kabul edilir. Yani hadisleri irdeleme ilmi. Cerh tadil hadisleri ve ravileri irdeleme, inceleme ilmi. Anladınız mı? Cerh tadil bu. Böyle bir ilim dalı konulmuş. Yani o büyük muhaddisler hangi kriterlerde söyleyenin sözü kabul edilir, hangi hadisler kabul edilir, hangi şartlarda kabul edilir, hangi ortamda kabul edilir, bunları inceleyen, irdeleyen bir dal, ilim dalı konulmuş. Ne ilmiymiş o? İlmün cerhi ve tadil. Ve huve bu ilmin bir ilimdir. La nazire lehu, bunun benzeri yoktur. İndel ümmemin uhra, başka ilim ümmetlerin yanında. Hadi bugün Tevrat'ı, İncil'i böyle bir incelemeye açsınlar bakalım. Bozulmuş zaten. Çok az, belki azın azı, yok denecek kadar az doğrular var. Yani aslına uygun doğrular olabilir. Hocam peki hani Kur'an-ı Kerim'in aslı Lehu Mahfuz'da korunuyor ya. Evet. İncil ve Tevrat da. Onlar da korunuyor orada. Onlar da korunuyor. Aslıları var. Orada aslıları var. Ve asbahal müslümun, Müslümanlar oldular. Yümeyyizûne, ayırır oldular. Temyiz. Meyyeze yümeyyizü. Ayırır oldular. Bihi bu ilimle beyne men tukbelü rivayetuhu, rivayeti kabul edilenlerle ve men turfadu rivayetuhu, rivayeti terk edilenleri. Turfadu, terk edilen. Kimin rivayeti kabul edilir, kimin rivayeti terk edilir, bunları ayıracak halde oldular. Fahafizu sünnete, sünneti korudular. Min kezibil mübtedi'in, bid'atçıların yalanından. Fahafizu, korudular. Hafıza yahfazu. Hafızayı çektiğiniz zaman hafıza, hafıza, hafızu es-sünnete, sünneti min kezibil mübtedi'ine, bid'atçıların, hurafecilerin yalanlarından korudular. Mübtedi'in, bid'atçılar. Burada kalacağız, yarında kalan kısmını okuyalım inşallah. Ama ne kadar güzel konu, bu konuyu öyle saatlerce konuşulacak konu üzerinde. Anladınız mı? Saatlerce konuştuk. Çok güzel yazmışlar yani. Kitapların aslı şey değil mi? Arap asıllı bunlar. Evet, Muhammed bin Abdurrahman el-Şeyh. Suudi Arabistan'da sanıyorum kitaplar okutuluyor. Hocam orada bir üniversitede okutulan kitaplar herhalde. Hocam sen bir üniversitede okudun. Lise kısmında okutuyor. Silsiletü min talimin logatil arabiyyeti ve gayri natıkine biha. Arapça bilmeyenler yani için bu anlaşılmış. Metnin altında kimin yazdığı zaten şey biliyorum. Evet. Ama güzel bir konu. Peki.